Ben parti kuruldu. Şehirleri gezmeye başladım. Birçok yerin il başkanlıklarını şeylerle törenlerle açtık. Sonra üzerine seçim geldi 2018. Daha sonra 2019 yerel seçim derken Harala Gürele'den yani sokakta haldır huldur gezdik ama burada vakit harcayamadım başkanım. Yani ben de acemisiyim bu binanın. Ondan sonra akabinde hemen Covid geldi. Ve ben 3 yıl boyunca bütün şehirlerin ilçe ilçe esnaflarını dolaştım. Ve çok Musaat Başkanım'ın çektiği bir veya çektirdiği bir fotoğrafım var burayla ilgili. Böyle işte ter su içinde kalmışım. Çok sıcak bir gündü. Orada da dolaşırken yani ispatlı gezdik, dolaştık, iş yaptık. Ama burada basın toplantısını ilk defa yapıyorum. Binamızı da çok beğendim. Elinden geleni herkes yaptı. Ve emeği geçen her bir arkadaşımıza tek tek teşekkür ediyorum. Şimdi bugün demin dediğim gibi Enver Başkan'ın ve diğer ilçe belediye başkan adaylarımızın resmi tanıtımını yapacağız. Bu benim için büyük ekstra heyecan verici bir durum. Çünkü Sayın Enver Yılmaz hem birlikte milletvekilliği yaptığım hem belediye başkanlığı ordunun bir evladı. Belediye başkanlığı 3 dönem miydi başkanım? 1 dönem belediye başkanlığı, 3 dönem milletvekilliği. 3 dönem milletvekilliği. Yani bir de hakimliği var. Dolayısıyla hem siyasetin il başkanlığından geliyor en başlangıç noktasından hem devlet umuru görmüş hem belediye başkanlığı görevini yürütmüş sizlerin teveccühüyle. Daha sonra da milletvekili göreviyle yani yasamayı biliyor, hukuku biliyor, devlet umuru görmüş. Bir de sizin teveccühlerinizde yani ordunun teveccühüyle aynı zamanda da yerelde hizmet nasıl yapılır biliyor. Bir ortak özelliğimiz daha var. O ordunun AK Parti kurucu il başkanı. Ben de AK Parti'nin en başında kurucular arasında yer alma noktasında bir insandım. Daha sonra bazı şeyler kafama yatmadığı için ayrıldım. Ama şimdi buradaki asıl mevzu şu. Bence orduların üzerinden Türkiye'nin yani bunu özlediğini düşünüyorum. Bu tavrı, bu da anlayışı özlediğini düşünüyorum. Dolayısıyla bu konuyu sizlerle paylaşmak isterim. Orada özelinden Türkiye geneline. Şimdi her ikimiz de evet yani şimdi de o İYİ Parti'nin bünyesinde yer alıyor. Niçin yer alıyor? Belediye başkan adayı olarak ve şeye ordulara hizmet etmek için. Çünkü yollar kapandı ve size müracaat etti. Ben de AK Parti'nin en başında varım. Daha sonra ben de bazı şeyler uymadığı için ayrıldım. Ama ortak noktamız şu. Biz ayrıldığımız andan itibaren ben iktidar AK Parti iktidar olduktan 4 yıl sonra aşağı yukarı eleştirmeye başladım. Yani çünkü eylemlerini gördük. Milletimiz seçti. Ondan sonra söz verdiklerini yerine getirip getirmediklerini gördük ve hiçbir zaman işi şahsileştirmedik. Buna karşılık Enver Başkan ise ayrıldığı partiye bugüne kadar partinin mensuplarına ister oy vereni ister yöneticisi olsun tek bir incitici kelimesi cümlesi olmayan bir insan. Umarım ordulular bir bütün olarak ister AK Parti'ye oy verenler, ister CHP'ye oy verenler, ister Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy verenler, İYİ Parti'ye zaten oy verenleri arkasında istiyoruz. Başka siyasi Saadet Partisi'ne oy verenler, yani başka siyasi görüşlerde olup ama orduya hizmet isteyenler, orduda sakinlik isteyenler, orduda iki kutuplu bir sistemin bitmesini isteyenler ve en önemlisi Sayın Erdoğan'ın her bir nokta, yani Cumhurbaşkanı'nın her bir noktada hedef konulup
bir belediye seçiminde bile Sayın Erdoğan'ın yenileceği veya yenilmeyeceği gibi bir ikileme oturtulmaması için, böyle bir kutuplaşmadan kaçınılması için ben bu ahlak konusunda çok hassas olan, hizmet konusuna odaklı Sayın Enver Yılmaz'ın ordular tarafından teveccüh gösterilip seçileceğine inanıyorum. Ve onu aracılığınızla orduda yaşayan her bir arkadaşımıza, kardeşimize, büyüğümüze, küçüğümüze emanet ediyorum. İnşallah hayırlı hizmetler yapmasına vesile olunur. Evet. Sorusu olan var mı? Buyurun. Efendim, öncelikle hoş geldiniz. Ocak ayında yapmış olduğunuz bir açıklama vardı. Bu açıklama geçmişte siyasi cinayetlere şahit olduk ama Mertiye'de şeklinde bir ifadeniz vardı. Bu ifadeyle ilgili DEM Partili Genel Başkanı Tuncer Bakıran sizin yargılanmanızı istedi. Bu yönde bir açıklama yaptı. Bu konuda ilgili neler söylemek isterdi acaba? Şimdi onu bilerek özellikle çarptırıyorlar. Bence mahsuru yok. Ama benim insanlara, kurumlara, gruplara ayna tutmak gibi bir vazifem var. Benim orada söylediğim şey öncelikle bizim gençlik dönemimizde keşke olmasaydı. Yani gençken keşke olmasaydı ama 80 öncesinde 70'li yıllarda solcular, ülkücüler şeklinde gençler karşı karşıya geldi. Evet, birbirimize bazı eylemler yaptık ama bu o kadar açık netti ki, dolayısıyla mertçeydi ki, aileler korkmazdık dedim, biz korkmazdık dedim. Neye göre dedim? Çünkü orada abidik gobidik yoktu. Eylem yanlış elbette ama aileler korkmazdı. Bugün Sinan Ateş'i katledenlerin bulunmaması, Sinan Ateş'in çocuğunun, kızının, Banu Çiçek'in bu derece korkuyor olması, anasının da öldürülebileceğinden, katledileceğinden korkuyor olmasının getirdiği bir başka iş var. Onu anlatmaya çalıştım. Ama bu PKK'ya bir terör örgütüdür diyemeyenler, her seferinde meclise gelip Abdullah Öcalan'a özgürlük deyip kendi aralarında da alkışlayanlar, elbette bunu çarptıracaklar ve sonuç itibariyle Abdullah Öcalan'a özgürlük isteyenler, bebek katiline özgürlük isteyenler Meral Akşener hapis istiyorlar. Hoş gelişler ola Mustafa Kemal Paşa. Şimdi ben keşke, ben de buradan ilan ediyorum, keşke bu konuda bir soruşturma açılsa ve hepimiz İşin nasıl olduğunu görsek. Şimdi birincisi bu. Ama bu arkadaştan tümü namert. Bak şimdi bu bir hakaret olarak kabul edilirse hemen versinler mahkemeye. Bak buradan yürünebilir. Akıl da vereyim. Hakimin yanında konuşuyoruz ama. Şimdi bakın, Naz bebeği katledenler namerttir. Fethi Sekin'i katledenler namerttir. Eren Bülbül'ü katledenler namerttir. Yasin Börü'yü katledenler namerttir. Aynı zamanda Sinan Ateş'i katledenler de namerttir. Bunlar namertçe işlenen suikastlardır. Dolayısıyla bu kişilerin içlerindeki kötülüğü ortaya döküyor olmaları elbette milletimiz açısından iyi bir şeydir. Bu insanların, bu yapının karşısında Kürtleri maraba gibi gören bu yapının, Kürtler de bunlar maraba görüyor, emrinde görüyor. Bu yapının karşısında el pençe divan duranlara da buradan sizler aracılığıyla bir sözüm var. Kardeşim, bu demli kafalılara değil, Kürtlere yönelin. Kürtleri maraba gören bu demli kafalılara yönelmek yerine bu PKK'ya terörist diyemeyenlere yönelmek yerine, onlar Kürtlerin temsilcisi memsilcisi değildir. Onların büyük bir çoğunluğu katillere alkış tutan insanlardan oluşur.
Onlara yönelin ki Türkiye bu iki yumruk arasındaki orta oyunundan kurtulsun. İşte sizin sorduğunuz soru üzerinden ordulardan ricam şudur ki herkese eşit davranan, herkese hak ettiği değeri veren ve bakın İYİ Parti'nin genel başkanı olarak söylüyorum. Rozeti duruyor ama seçildiğin gün başkanım o rozeti çıkaracaksın. Evet. Sadece Türk bayrağı kalacak. Herkese eşit, herkese çalmadan, çaldırmadan herkese eşit, gençlerin umudu olan, ihtiyarlara yardım eden, yaşlara yardım eden, aç açığın kalmadığı bir orduyu belediye üzerinden iyi belediyecilik ve sosyal belediyecilik üzerinden yerine getireceksin. Ben de sizi eğer şuna şu işi verin, buna bu işi verin diye ararsam bütün orduya ben ifşa edin. Bak bu netlikte söylüyorum. Ordunun parası ordularındır. Ordunun işi gücü ordularındır. Orduya hizmeti bir ibadet olarak göreceksiniz. Dolayısıyla da işte bu işi burada götürmek yerine demlilerle iş tutmak kalkışıldığı zaman da işte olan şey ortada oluyor. Çok teşekkür ediyorum.